Ajans Britanya'da doğru yatırımın ipuçlarını almaya devam ediyoruz. Şimdi hep birlikte Future Homes'a gideceğiz. Türkiye'de ve İngiltere'de yatırım nasıl yapılır, nelere dikkat edilmesi gerekir hep birlikte izleyeceğiz. Bu hafta her hafta olduğu gibi Future Homes'ta yatırımın ipuçlarını dinleyeceğiz. Peki Future Homes'ta hangi hizmetler veriliyor? Bilindiği üzere Türkiye dünyanın şu anda 10. büyüyen ekonomisi. Bu gerçekten bizim için büyük bir fırsat. Şu anda İngiltere'nin ve Avrupa'nın ekonomisi de açık ortada. Onun için vatandaşlarımıza Türkiye'den yatırım olanaklarını değerlendiriyoruz. Onlara tavsiyelerde bulunuyoruz. Ve onun için de onlarla beraber Türkiye'ye gitmiş durumdayız şu anda. Türkiye'de yatırım olanaklarını onlara arkadaşlarımız anlatıyorlar. Gerekli bilgileri de daha önce söylediğimiz gibi telefonumuzdan, web sayfalarımızdan temin edebilirler. Bu konuda her türlü yardıma bütün vatandaşlarımıza hazırız. Türkiye'de yatırım yapmak isteyenler elinizi çabuk tutun. Future Homes sizleri yatırım için Türkiye'ye götürüyor. Geçen haftaki yapmış olduğumuz programlardan sonra sanıyorum gerekli bilgileri verebildik, insanlara ulaştırabildik. Bu konuda bize geçerli sayılabilecek sayıda diyebileceğimiz geri dönüşler oldu. Bu geri dönüşlerde de insanlara birebir daha detaylı bilgi verme fırsatlarımız oldu. Çünkü insanlar bizim bahsettiğimiz ana temalar dışında merak ettikleri özel konuları da sorabildiler. Ya da ceplerindeki para miktarlarına göre ne tarz yatırımlar yapabilirler, neler yapabilirler. Bunları daha detaylı işleyebildik. Ve şu aşamada da zaten bizim her zamanki başından beri söylediğimiz gibi de olayı belli bir noktaya getirip bu yatırım yapmak, ev almak, daire almak isteyen insanları, alıcıları, yatırımcıları bölgelere götürerek buradaki tanıtımı yapabilmeyi amaçlıyoruz şu anda. Gözlem gezileri dediğimiz bir olay var. Yani gözlem gezisi derken bu işte belirli standartlarda gerçekleşiyor. Bunun için kişilerin özel durumlarına göre tarihleri belirliyoruz. Hangi havalimanlarından uçacaklar ve hangi bölgeye gidecekler. Bunlar genelde 3 günlük bir süreci kapsıyor zaten. Bu 3 gün içerisinde de uçak biletleri alınıyor, temin ediliyor. Bölgeye vardıkları zaman oradaki transportları onaylanıyor ve kalacakları, konaklama yapacakları yerler. Bunlar ki muhtemelen bakabilecekleri dairelerdeki, sitelerdeki daireler olabilir. Ya da villalar olabilir, otellerde konaklayabilirler. Bu tarz çalışmaları yapıyoruz. Bu süreç içerisinde de bunun belli bir sisteme koyduk, yerleştirdik. Şimdi kişi başına insanlar mesela İngiltere'den bu tarz bir geziyi değerlendirmek istiyorlarsa kişi başına 150 poundluk bir bedel ödüyorlar. Bu uçak biletlerini, konaklamalarını, oradaki transportlarını ve verilecek bütün asistanlık hizmetini ve servisi kapsıyor. Bu süreç içerisinde de zaten insanlar eğer ciddi anlamda alıcılar ise 3 günlük süre gayet yeterli olacaktır. Çünkü ilk yapacakları şey gidip bölgeyi görmek, bölgenin nasıl bir bölge olduğunu, o bölgede kendilerini yaşayarak ya da tatil yaparak hissedebiliyorlar mı? Bu izlenimleri alabiliyorlar mı? Ondan sonra da kendi paralarına, bütçelerine göre ne tarz yatırımlar var, ne tarz seçenekler var, onları görüp değerlendirmelerini amaçlıyoruz. Buradan baktığımız zaman bu aslında hem bir yatırım hem de biraz olsun tatil gibi görünüyor şu yoğun koşturmacanın arasında. Londra'da yaşayanlar bu gözleme katılabilirler mi? Evet, elbette ki daha önceki bize gelen talepler içerisinde değerlendirme yaptıklarımız oldu. Belli bilgileri anlattıktan sonra kişilere uygun yapabilecekleri yatırımlar, daire seçenekleri var. Bunları görebilmeleri için bu tarz organizasyonları yapıyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi zaten bu 3 günlük süre içerisindeki her şey illaki işte bölgeleri görelim, bu daireleri gezelim, hiç ara vermeyelim şeklinde geçmeyecektir. Ki belli bir konsepte gerçekleşiyor. İlk önce bölgenin tanıtımı, işte orada güzel bir limanda, sahilde bölgeleri görmek, restoranları buralarda yemek yemek, ondan sonra kendilerine serbest zaman verip insanların dolaşıp kendi başlarına olayları görüp inceleme fırsatı sunmak. Bölgede gidip baktıkları zaman almaya karar vermedikleri takdirde dediğim gibi kişi başına 150 poundluk bir ücret ödüyorlar.
Aldıkları zaman ise üretici firmalar yaptıkları masrafları zaten karşılıyor. Yani bu parayı tekrar kendilerine iade ediyorlar ve diğer bütün her şey de yine bizim tarafımızdan Future Homes olarak karşılanmış oluyor. Bize web sitesinden bakıp e-mail atabilirler, telefonla direkt arayabilirler. Önümüzdeki günlerde yine daha fazla bilgi verebilmek adına seminerler düzenleyeceğiz, buluşma toplantıları düzenleyeceğiz. Yerel basında, televizyonlarda yine bu tarz konulara değineceğiz, bilgiler vereceğiz. Oradan da yine bizi takip edip gerekli bilgileri alabilirler. Future Homes'un sunduğu diğer hizmetler arasında ise kiralama ve satış yer alıyor. Karşılaşılabilecek sorunlar neler, neler geliyor insanların başına? Sıkıntı şu olabiliyor bazen, direkt olarak tabii ki reklamlardan gördükleri evlerle kontak haline geçip de ajanta olmayan birçok insanlar arkadaşlarımızın paralarını alabilirler, dolandırıcı söz konusu. Ajanta tarafından olmayıp da ajantaymış gibi kendilerini gösteren birçok insan olabiliyor. Onun için bildikleri, tanıdıkları, güvendikleri bir şirket tarafından ev kiralamaları çok daha mantıklı. En azından bir sıkıntı yaşadıkları zaman nereye gidecekleri bellidir. Elimizden gelen yardımı da biz zaten sunuyoruz burada. Türkçe konuşan arkadaşlarımızla birlikte. Dediğim gibi sadece Türk toplumuna değil, yabancılara da aynı şekilde profesyonel hizmet vermekteyiz. Bölgeyi zaten kiracı kendisi seçiyor. Ona daha uygun olan bölge talepleri oluyor. Onun dışında evin iç durumuyla alakalı, kiraladıkları evin dekoru çok önemli. Çünkü girdikten sonra bazen şöyle olabiliyor. Girmeden önceki dekor sistemiyle girdikten sonra bazı sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Nedir bunlar? Mesela nem oranı bazen gözükmeyebilir. Girdikten sonra da bunu fark ettikleri zaman zaten kontrat başladığı için de notice period'i var bunun tabii ki karşılıklı. Çıkmaları biraz zor oluyor. Kırdıkları zaman da zaten kontraktı. Verdikleri depozitleri yanabiliyor. Ama dediğim gibi hani bunu uygun, usulü uygun ya da kiraladıkları işte ev bürosu olursa eğer en azından gidip bilgi alabilecekleri, neyin nasıl yapılabileceğini daha iyi bir şekilde yapabilirler. Alanında 10 yıllık deneyimiyle İngiltere'de sektörün öncülerinden olan Future Homes'ta sorunlarınıza çözüm önerileri bulabilirsiniz.